Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz Samsung'un devasa oyuncu monitörünü inceliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ekranımızda GTA açık. Bu bir oyuncu monitörü ise tabii ki de bununla oyunlar oynamamız lazım. Lafı fazla dolandırmadan gelin biraz oyunlara bakalım. Gördüğünüz gibi devasa bir ekranımız var. Ekranın her tarafını rahat rahat görebiliyoruz. Oldukça etkileyici gözüktüğünü söyleyebilirim. Aha silah gel. Bu arada ben etliye sütlüye karışmadan son 45'e kalmış olmam da bir başarı mı yoksa başarısızlık hikayesi mi? Orası da ayrı bir olay. Allah çizgi geliyor kaç. Allah. Oho. Şşt, yetiştik. Hadi iyisin çorba parası çıktı. Galiba mermi sıkmadan birinci olacağım. 21 kişi kaldı. Allah lan lan. Karşıma çıkan ilk adam beni zar diye öldürdü beni. İlk defa PUBG'yi böyle sonuna kadar oynadım ve 20. oldum. Bence bu da bir başarıdır. Şöyle bir bomba atalım. Al. Aha vallahi patlattık. Gel bakayım buraya. Bin şuna bin. Hileyle uçak yazdık. Kaldıramıyoruz uçak. Gitmiyor ya. Taksi gelecek yerim buldun ya. Abi lütfen 2 dakika huzur verin. Gideceğim tamam. Siz kaşındınız. Bana bir şey olmaz. Bakın ben bombaya kafa atabiliyorum. Sen mi gönderiyorsun lan bunları? Ah vicdansız. Şu arkadaşlardan bir kurtulalım. Oh! Abi bir şey mi oldu burada? Bir anda böyle bütün yıldızları düşürdük. Bir de bunda şansımız deneyelim bakalım. Bu arada biz oyuna daldık ama ultra geniş açıda biraz baş döndürüyor arkadaşlar. Hayır! Hızlıca bir adamlara doğru gidelim. Lan buradan kesin biri gelecek. Hadi gel. Gelmedi. Yani şöyle söyleyebilirim, bu kadar geniş ekran için hani oyunda böyle size fayda sağlıyor mu? Öyle über bir fayda sağlamıyor. İşte şurada duran adamı falan görüyorsun ama tabii onu görebilmek için de bu sefer önünde duran kili de kaçırma ihtimali de var bence. Allah gitti beni bıçakladı ya. Ulan oyunu kaybettirdik bizim takıma. Neyse. Çok güzel döndüm valla. Motor arızası, hemen servise gitmelisiniz. Tamam çekil evladım. Çekil yolumdan valla çarparım ha. Allah çarptık. Bizim motor arızalandığı için şu an hızımız yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar. Maalesef ki 15 kilometre. Bari gel sana da son olarak bir çarpayım. Hadi. Yes be tamam. Tüm masrafları iş ve patron karşılıyormuş. Yardır. Onar. Her şeyi onar. Merhaba kardeş kamyon. Çok fazla böyle mouse'la sağa sola oynatmamı gerek kalmadan görebiliyorum. Tabii ki de bu da monitörün ultra geniş açılı olmasından kaynaklı. Euro Truck Simulator 2'de olduğu gibi çevreyi geniş geniş görüyoruz. Şöyle bir de kamerayı içeriye alınca vay ki ne vay. Oo, bunda demek ki yavaş gideceğiz biraz. Resmen böyle durdurup insanın etrafa bakası geliyor yol yerine. Araba yarışları için gerçekten güzel arkadaşlar, bunu söyleyebilirim. Dota 2 konusunda şöyle söyleyeyim, ilk defa oyunu açtım. Hiçbir şekilde hakim değilim. Lütfen yorum bölümünden belirtin arkadaşlar. Böyle yan tarafların sık sık bol bol gözükmesi Dota 2 veya LoL gibi bir oyunda işlevsel olur mu? PlayStation bir yandan oynamak istiyorsunuz, bir yandan da arkada bir şeyler aksın ya da bir şey izleyeyim falan filan diyorsunuz. Monitörün şu alt tarafında bir tuş var. Bu tuşta birçok şeyi yapabiliyoruz. Buna bir kere basıp şurada PBP diye bir mod var. Buna geliyoruz. Bu modu açtığımız zaman gördüğünüz gibi PlayStation'ı buraya attı. Bilgisayarı da o tarafa attı. Yani şu an iki farklı kaynaktan görüntüyü bizlere sunuyor. PlayStation'ın şu an en boy oranı bozuldu. İkisini de 16'ya 9 yapalım. Gördüğünüz gibi sol tarafta bilgisayarımız açık. Sağ tarafta PlayStation bağlı. Ben kontrolcüyle oynayabiliyorum. İstediğiniz zaman PlayStation'ı açın ya da istediğiniz zaman böyle dev ekranda bilgisayarınızı kullanın ya da X'ini de aynı anda kullanın. Gol yemeden bitirebileceğim mi bakalım. İlla yiyeceğim orada golü galiba. Yemedim tamam. Ya aslında en özet tabirle şu arkadaşlar, 2 tane monitör, 3 tane monitör yan yana koymaktansa böyle bir monitör alıp tek bir monitörle daha az kablo karmaşasıyla olayı kapatabilirsiniz diyelim. Arkadaşlar monitör süper ultra geniş bir oyuncu monitörü. Yani süper ultra geniş olunca 21'e 9 değil de 32'ye 9 oluyor. Bu da ürünü gördüğünüz gibi oldukça panoramik bir hale getiriyor. Monitörümüzde HDR desteği yer alıyor. Yani oyunlarda karanlık alanlar böyle gri renge kaymıyor da hakikaten karanlıkmış gibi daha koyu renklerde gözükebiliyor. Böylece oyun oynarken tabii ki renk zenginliğimiz bayağı bir artmış oluyor. 3840x1080 çözünürlükle gelen monitörümüzün 1 milisaniyelik bir tepkime süresi var. Yenileme hızımız da 144 Hz arkadaşlar. Yani saniyede 144 kare gösterebiliyor. Peki bu kadar yüksek yenileme hızına nerede ihtiyacımız olacak? Araba yarışı oynarken saniyede 144 kare göstermesi tabii ki de ekran kartımızın da burada önemli payı var.
başta FPS oyunu oynarken ghosting dediğimiz işte arkasından hayalet bir görüntü gitmiyor. Biz bu yenileme hızı sayesinde onu tek bir parçaymış gibi görüyoruz. Bu tarz aksiyonun bol olduğu hızlı oyunlarda yenileme hızımız oldukça önemli. Ayrıca Quantum Dot özelliğiyle renkler gerçeğe oldukça yakın bir hale geliyor. Böylece aslında sadece oyun odaklı değil, siz bunu da montaj programlarını da oldukça rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Fotoğrafınızda rahatlıkla işleyebilirsiniz. Yani aslında biraz hepsi bir arada bir monitör diyebiliriz ama daha çok oyuncu odaklı. Monitörümüzün 11.8 kilogramlık bir ağırlığı var, yani ciddi bir ağırlık. Ancak şöyle bir özelliği var. Sağa sola dönebiliyor. Şu şekilde öne, şu an en önde zaten, veya yukarıya doğru eğebiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi boyunuza göre de aşağıya veya yukarıya ayarlayabiliyorsunuz monitörü. Monitörümüzün arkasında çok fazla giriş çıkışımız var arkadaşlar. En basitinden 2 tane HDMI'ımız var. 2 farklı kaynağı bağlayabilmek için. 2 tane DisplayPort girişi var. Bunlardan bir tanesi mini DisplayPort. Bunun yanında tabii ki de kulaklığımızı falan da takabiliyoruz arka taraftan. Aynı zamanda USB portlarımız da var. Oradan dilersek telefonumuzu falan şarj edebiliyoruz ya da başka şeyler takabiliyoruz o USB portlara. Giriş çıkışların yanında bir de kendi menüsünden bahsedelim. Alt tarafta bir tane düğmemiz var. Buna bir kere basıyoruz. Böyle bir menü açılıyor arkadaşlar. Bir tane yukarıya kaydırdığımız zaman ana menüye geliyoruz. Klasik resim modunu buradan ayarlayabiliyoruz. Oyunla ilgili şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz. İşte yenileme hızımız, FreeSync'i açıp kapatma vesaire gibi şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz. Sistemle ilgili şeyleri buradan görebiliyoruz. Arka tarafta ufak bir LED aydınlatma var. Bunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Arkadaşlar monitörümüze baktığımıza göre artık son sözlerimizi söyleyelim. Monitör şu an 7900 TL'ye satılıyor. Yani yuvarlarsak 8000 TL. Şahsen ben bu kadar 8000 TL bir monitöre verecek kadar oyuncu değilim arkadaşlar. Ama siz profesyonel olarak bu işte ilgileniyorsanız ya da çok paranız vardır, 8000 TL bir monitör sizin için sorun değildir. O zaman düşünebilirsiniz, monitörün özellikleri çok güzel. Ancak fiyatı da tabii ki de ortada arkadaşlar. 8000 TL ciddi bir rakam. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Monitör hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Eğer paranız olsaydı cebinize böyle bir monitöre 8000 TL verir miydiniz? Şuradaki anketimizden cevabınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kafanıza takan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.